Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertem Birinci'yi bugün Yüksek Mühendis Mimar, yıllarca Satranç Federasyonu'na başkanlık etmiş Mehmet Akan Yeti ve Erol Değgin ziyaret etti. Yüksek Mühendis Mimar Satranç Federasyonu'na başkanlık etmiş Mehmet Akan Yeti, 50 yıl önce yazdığı Yarınsızlık adlı romanını Ertan Birinci'ye takdim etti. Akan Yeti kitabını Birinci'ye takdim ederken yaptığı konuşmasında Birinci'nin sadece spora değil, sporun da içinde bulundurduğu kültür ve çevre sorunlarına olan duyarlılığından bahsetti. Birinci de konuşmasında 50 yıl önce yazılan Yarınsızlık romanının bugün de geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Akan Birinci KKTC yurttaşıdır ama alelade bir yurttaş değildir. Sadece spora değil, sporun da içinde bulunduğu kültür ve çevre sorunlarına da duyarlı olan bir arkadaşımızdır. Bu alandaki maddi manevi katkılarının hala sürdüğünü görmekten kıvanç duyuyorum. Ona armağan ettiğim bu 50 yıl önce kaleme aldığım ilk romanım ise onun için çok faydalı olacak inancındayım ve onunla ilgili düşüncelerini bekliyorum. Beni kabul ettiği için teşekkür ederim. Mehmet Hocam, ben Sayın Mehmet Akan Yeti Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Onun elinden böyle 50 yıl önce yazdığı bir kitabı almak benim için onurdur. Yarınsızlık romanın adı. Bu romanın adı Yarınsızlık. 50 yıl önce yazıldı ama bugün bile geçerliliğini koruyor dersek sanırım yanlış olmaz. Üzülsek bile bir gerçeği dillendirmek görevimiz. Görevimiz. Ama inşallah mutlu ve güzel yarınlarda bunu torunlarımıza da bunları okuturuz. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Okuyup size gerekli bilgiyi de vereceğim. Çok teşekkürler. Daha sonra Erol Değgin de Birinci'ye üçüncü kitabı olan Benim Dünyam Üç Günlüklerim adlı kitabını takdim etti. Değgin kitabını takdim ederken yaptığı konuşmasında Birinci ile olan anılarından söz etti ve kitabı takdim etti. Babam Celal Değgin'in rahmetli nurlar içinde yatsın. En sevdiği talebelerinden, hatta onun deyimiyle bizim Ertan olarak hep söylediği için övgüyle bahsederdi Ertan Birinci Bey'den. Ben de üçüncü bu kitabımı Ocak 2022'de piyasaya çıkmış olan kendisine takdim etmekle onur duyarım. İnşallah beğenir, güzel günlerde okur. Buyurun. Erol kardeşim çok çok teşekkür ederim. Benim için çok önemli, çok anlamlı, çok değerli. Çünkü öğrencisi olmaktan gurur duyduğumuz, adı Lefkoşa Türk Lisesi ile özdeşleşen Kumsal Parkı'nın Kıbrıs Türk halkında Lefkoşalı'da kalmasını sağlayan çok değerli müdürümüz Celal Değgin'in değerli oğlu, onu bana az önce söylediği cümlelerle takdim etti. Torunlarıma hakikaten bir insanın bırakacağı en güzel miraslar işte bunlar. Evet. Onun mutluluğu için de aldım. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Celal Değgin hocamızı da rahmetle anıyorum. Evet. Sağ olun.